Pokémon Emerald nedir ve nasıl şampiyon olunur? 3. nesil Pokémon oyunu olan Pokémon Emerald, yarısı kara, yarısı okyanus olan Hoenn bölgesinde geçmekte. Bu serideki kötü takım kontenjanını Team Aqua ve Team Magma dolduruyor. Bu takımların amaçları Hoenn bölgesindeki toprakları ve denizleri genişletmek. Her Pokémon oyununda olduğu gibi bölgenin profesöründen başlangıç Pokémon'umuzu seçip maceramıza başlıyoruz. Oyunda seçebileceğiniz en mantıklı starter Mankip. Team Magma'ya karşı avantajlı, Team Aqua'ya karşı nötr. İlk 4 gym'e karşı çok avantajlı. Her ne kadar Mankip oyundaki en mantıklı seçim de olsa benim seçimim Çimen starter'ı Trico oldu. Oyunun başlarında Team Aqua ile mücadele edeceğimizden dolayı iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Trico'ya Memati ismini verdim. Umarım ismin hakkını verir. Memati. Aa, ne enteresan isim. Ölüm demek. Anlamadım. Gym liderlerini yenmek için Memati'yi biraz kasmam lazım. Dakikalık uğraşlarımın sonucunda Memati artık Groda ile evrimleşti. Artık gymlere gidebiliriz. İlk gym lideri kaya türü Pokemonlar kullandığından dolayı Memati'nin çimen türü absorb saldırısı sayesinde kolayca ilk rozetimi aldım. Team Magma ve Rival'ın main ateş türü Pokemonlarına karşı takıma bir su Pokemon'u almam gerekiyordu. Ben de karşıma çıkan ilk su Pokemon'u olan Meryl'ı takımıma aldım. Videonun fazla uzamaması için gym liderleri kısmını fazla uzatmadan tek tek gym liderlerini yenmeye başladım. Takıma daha fazla Pokemon gerektiği için ekranda gördüğünüz Pokemonları takımıma ekledim. 2000 years later. Pokemonlarımı çok uzun bir süre kastıktan sonra diğer gym liderleriyle savaşmaya hazırdım. 6. ve 7. gym liderlerini kolay bir şekilde yendim. 8. gym'e gitmeden önce bölgenin kötü takımları olan Team Magma ve Team Aqua'yı durdurmam gerekiyordu. Team Magma karaları genişletmek için yeryüzünün temsilcisi Graydon, Team Aqua ise denizlerin temsilcisi Kyogre'ı uyandırıp iki efsanevi Pokemon'un savaşmasını sağlıyorlar. Bu iki efsanevi Pokemon savaşını bitirmek için oyunun kapağındaki Rayquaza'yı bulup savaşı önlemesini sağlıyoruz. 8. Gym Leader'ini yenip son rozetimi aldım. Şampiyona meydan okumadan önce takımıma yeni bir Pokemon eklemeye karar verdim. Ama o Pokemon'u yakalamak hiç de kolay olmayacaktı. Pokemon'a ulaşmak için bisikletle hızlı bir şekilde çatlak zeminli parkurlardan geçmem gerekiyordu. Bir saat boyunca parkuru denedim bir türlü başaramadım. Save alıp bir süre hayatımı sorguladıktan sonra tekrar denemeye karar verdim. Tek yapmam gereken bisikletle hız almak için belirlediğim alandan B tuşuna basılı tutup elimi çekmeden saniyelik hızla bisiklete yön vermem gerekti. Anlatması yapmasından daha kolay. Uzun bir süre denedikten sonra nihayet başarmıştım. Artık Rayquaza'ya meydan okuyabilirdim. Rayquaza'nın canını azaltıp uzun bir süre yakalamak için uğraştım. Sonunda uzun çabalarımın sonucunda Rayquaza'yı yakaladım. Artık takımımı tamamladığıma göre şampiyona meydan okuyabilirdim. Tek tek Elite Four üyelerini yendikten sonra şampiyonla mücadelemiz başladı. Şampiyonu yendikten sonra oyunda her ne kadar şampiyon da saysam, Hoenn'in gerçek şampiyonu Steven Stone'u yenene kadar şampiyon sayılamazdım.
Steven'ı bu Pokemon'larla yenmem çok zor. Biraz destek lazım. Tüm hazırlıkları yaptıktan sonra Steven ile mücadelemiz başladı. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.